Bence sizin haberiniz olmalıydı. Bir serokapı söylemi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi anayasa ve yargıtay kararlarına göre suç değil. Bu kararlardan haberiniz yoksa bu kararları göndereyim size. Alın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Bir serokapı demek suç değil. Alın Yargıtay 16. Ceza Dairesi kararı. Bir serokapı demek suç değil. Yine Anayasa Mahkemesi kararı. Bir serokapı demek suç değil. Sayın Bakan, biliyorsunuz bu ülkede bir çözüm süreci yaşandı. Belli ki acemisiniz, yenisiniz. Haberiniz yokmuş. O zaman gelin hafızaları tazeleyelim. O dönem Erdoğan ne demişti? PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan varsa gelsin bana söylesin. Dönemin başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan. Öcalan'ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var. O bölgenin yeni aktörüdür. Sayın Bakan, bakın bu kısmı önemli. Kulaklarınızı açın ve iyi dinleyin. Dönemin başbakan yardımcısı Bülent Arınç. Sayın Öcalan demeyi ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan çıkardık. Yine Sayın Bakan bu kısmını da can kulağıyla dinleyin lütfen. Dönemin devlet bakanı Beşir Atalay ne demiş? Abdullah Öcalan Kürtlerin lideridir. Onun mesajları bizim de düşüncemizdir demiş. Dönemin AKP milletvekili Mehmet Metiner. Öcalan'ın durduğu yer Türkiye'ye katkı sağlıyor. Çok değerli şeyler söylüyor demiş. Dönemin AKP milletvekili Orhan Miroğlu. PKK terör örgütü değildir. APO Türkiye için fırsattır. Yeniden devreye girmeli. Peki Sayın Bakan'a soruyoruz. Bu dönem ne değişti? O dönem hükümet yetkilileri Sayın Öcalan'a metiyeler dizerken bu dönem aynı iktidarın İçişleri Bakanı bu ülkeyi kurtarmışçasına eski bir görüntüyü servis ederek halayda bir serokapo sloganı atan gençleri gözaltına aldı.